Cezayir'deki orman yangınlarında ise tablo ağırlaşıyor. Can kaybı 69'a yükseldi. 3 günlük ulusal yaz başladı. Yunanistan'ın Eğriboz adasında alevlerle mücadele sürüyor. İtalya'da da yangınlar yüzünden 3 kişi hayatını kaybetti. 49 derecelik rekor sıcağın ölçüldüğü Tunus'ta da orman yangınları başladı. Kuzey Afrika ülkesi Cezayir, tarihinin en büyük yangın felaketiyle mücadele ediyor. Pazartesi gecesi başlayan orman yangınları kontrol altına alınamıyor. 18 eyalette 70'ten fazla yangın tespit edildi. Kundaklama ihtimaline dikkat çekilse de henüz kanıt bulunamadı. Alevlere karadan müdahale ediliyor çünkü devletin tek bir yangın söndürme uçağı yok. Dağ köylerine ulaşımın zor olması müdahaleyi güçleştirdiği için can kaybı artıyor. Onlarca kişi öldü. Aralarında kurtarma çalışmalarına destek veren 28 asker de var. Ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi. Bölge halkı seferber. Kimi hortumla, kimi ağaç dallarıyla yangını söndürmeye çalışıyor. Ancak çabaları yetersiz. Alevlerin yayılmasını engelleyebilmek için yangın takip ediyoruz. Ama bu imkansız. Yakınımıza kadar geldi. Bütün zeytin ağaçları yanıyor. Yangın köyümüze kadar ulaştı. Tanrı yardımcımız olsun. Fransa, Cezayir'e iki yangın söndürme uçağı gönderecek. Avrupa Birliği'nden de iki uçak kiralanacak. Ve Yunanistan, Eğriboz Adası'nın iki cephesi bir haftaya aşkın süredir alevler içinde. Helikopterler ve uçaklar gün boyu aralıksız çalışıyor. Karadan müdahalede sürüyor. Tüm çabalara rağmen yangınlar hala kontrol altına alınamadı. Hükümet tepkilerin hedefinde. Daha önce gösterilen zafiyet için özür dileyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, basın toplantısı düzenledi. Aynı hataları tekrarlamama sözü verdi. Hatalarımızdan ders alacağız. Önleyici bir şekilde yoğun müdahale edeceğiz. Daha etkili olacağız. İklim krizi bize ulusal enerji politikamızdan vatandaşların günlük alışkanlıklarına kadar her şeyin artık değişmesi gerektiğini gösteriyor. İtalya'da bu yıl orman yangınları %202 arttı. Kalabriya'da durum vahim. Can kaybı 3'e yükseldi. En az 20 milyon hayvanın da öldüğü düşünülüyor. Merkezi hükümetten bölgede o hal ilan etmesi istendi. Sicilya adası da alevler içinde. Yangın yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. İtalya'yı kavuran sıcak hava dalgası söndürme çalışmalarının önündeki en büyük engel. Sicilya'da termometreler çarşamba günü 48.8 dereceyi gördü. Bu Avrupa'da ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayda geçti. Tunus'ta da orman yangınları başladı. Termometrelerin 49 dereceyi gösterdiği gün batıdaki dağlık kesimlerde ormanlar alev aldı.